Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. Dışişleri eski bakanlarımızdan ve aynı zamanda bir sürede 12 Eylül 1980 ihtilalinden önceki dönemde de Senato başkanlığı yapan, haliyle geçici cumhurbaşkanlığı yapan İhsan Sabri Çağlayangil. Sucuk, salam, sosis ve dış politika insanların gözleri önünde yapılmaz çünkü bunların hepsi mide bulandırır demişti. Dış politika çok mide bulandırıcı bir şeydir. Evet, çok mide bulandırıcıdır. O nedenle ne zaman birileri, bir devlet insanları, bir siyasetçi devlet insanları tabii, kırmızı çizgilerimiz derse benim midem bulanır. Neden? Ya kırmızı çizgi dış politikada en iğrenç çizgidir. Çünkü kırmızı çizgi demek aslında buraya kadar gel. Buraya kadar sınırım var. Sana buraya kadar taviz verebilirim. Ama ondan sonra gelme abi. Yok. Hayır. Gerçekte, gerçek olanda, gerçek olan hayatta ve gerçek dış politikada böyle bir şey olmaz. Dürüst, ilkeli, ilkeli insanların, ilkeli devlet insanların kırmızı çizgisi olmaz. İlkeleri olur sadece, ilkeleri. İlkeleri belirler o kişinin nereye kadar gerileyip nereye kadar ilerleyeceğini. Verdiği sözde durup durmayacağını o devlet insanının ilkeleri belirler. 12 Mart 1971 muhtırasında muhtırayı veren dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç ne demişti biliyor musunuz? Neden daha ileri gitmiyorsun ya da neden geri adım atıyorsun diyenlere? Başarılı bir komutan ricat etmesini, yani geri çekilmeyi bilen komutandır. Ricat hücumdan daha zordur. Çünkü hücumu zaten şehit vermek için, şehit vermeyi göze alarak yaparsınız. Ama geri çekilirken askerinizi telef etmemelisiniz. Aynen korumalısınız ki yeni bir hücuma hazırlanırsınız. Çok fazla bildiğimden değil ama okuduğum tarih kitaplarından ve dinlediğim tarih uzmanlarından Mustafa Kemal'in, Mustafa Kemal olduğu dönemde söz ediyorum. Yani Kurtuluş Savaşı sırasında olağanüstü bir komutan olduğu anlatılırken Dumlupınar, Sakarya Savaşı anlatılır. O savaşın bir ricat zaferi olduğu anlatılır. Evet. Neyse çok uzun uzun bir gün o savaşı da size anlatırım. Ama dediğim gibi dış politika sucuk, sosis, salam yapımı gibidir. İnsanların gözü önünde yapılıyorsa mide bulandırır. Bakın. Hanginize sorarsak soralım şu anda Türkiye'de, kime sorarsanız sorun, medyadan aldığı haberler kadarıyla ve televizyonlardan tabii dinledikleri kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve Rusya üçgeninin arasında müthiş bir itişme kakışma olduğunu söyleyecektir. Ben ise en başından beri bunun göstermelik olduğunu anlatıyorum. Evet, bu bir iğrenç, bu mide bulandırıcı dış politikanın ne yazık ki gereklerindendir. Gençler, bugünkü dönemde şirketlerinizde var mı bilmiyorum, sizin çalıştığınız şirketlerde var mı? Ama bütün şirketlerde vardır bilirim. Toplantı üstünde toplantı. Efendim falanca beyle görüşmek istiyorum. Ay az önce toplantıya girdiler efendim. Efendim falanca hanımefendiyle görüşmek istiyorum. Ay efendim biraz önce toplantıya girdiler. Toplantıdan çıkınca size dönelim mi? Falan derler. Toplantılar patronaja biz çok iş yapıyoruz demek içindir. Dış politika görüşmeleri halklara, politikacıların kendi halklarına bakın ne kadar çok iş yapıyoruz. Ben sizin haklarınızı koruyorum. Ben adamın ta korum demek için yapılır. Onun için de kapalı kapılar arkasında birbirleriyle dalga geçenler, şakalaşanlar, gırgır yapanlar kapıların önüne çıktıklarında hepsi birdenbire aslan pençesi kesilirler. Atarlar, tutarlar. Hepsi palavra. Hepsi palavra, palavra, palavra. Kamuoyunun karşısına çıktığında ya da gazetecileri gördüğünde az önce içeride şakalaştığı, canım manım işte böyle neyse sohbetler ettiği, dostum dedikleri kişilere, kişilerin ülkelerine deryansı neden politikacıların bir tek amacı vardır. İç politikada halkına gaz vermek. Ver gazı, hani var ya bir televizyoncu
bir televizyoncu var ya hani şeyde televizyon ekranı havuz medyasından ver mehteri diyor. Ver mehteri demek ver gazı demektir. Bunlar krodur bir boktan anlamaz. Ben bunlara yedireceğim şimdi gazı. Sen de ver mehteri ki gazı iyi yesinler demektir. Neden? E fikir vermez çünkü o. Onda fikir yoktur. Onda doğru haber de yoktur. O sadece gaz verir haber yerine. Dış politika da böyledir. Dış politikayı yönetenler ve yönlendirenler kamuoyunun karşısına geçerler. Kameraların karşısına verirler gazı, verirler gazı. Efendim, Türkiye S-400'leri alırsa Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye yaptırım uygularsa falan filan. Şimdi bakınız. Akıllı devlet insanları sorun yaratan değil, sorun çözenlerdir. Türkiye'yi son 17 yıldır sorun yaratanlar değil, sorun çözenler değil, sorun yaratanlar yönetiyor. Hele son 5 yıldır başımıza açmadık iş bırakmadılar. Başımıza açmadık iş bırakmadılar. Arkadaş ne işin var seninle el alemin Şam'daki Emevi Camii'nde namaz kılacaksın cuma namazını askerinle birlikte gidip de. Ne işin var senin? Sen Osmanlı mısın? Bitti o dönemler, bitti. Artık fetih, işgal bunlar bitti, bitti. Yok böyle şeyler artık. Oturacaksın, uzlaşacaksın. Oturacaksın, yardımlaşacaksın. İletişim kuracaksın. Bak, bak görüyor musun? En sevdiğin Katar bile, en sevdiğin, saydığın, değer verdiğin 50 milyon dolar gibi çay parasına, gazoz parasına, devletler arasındaki bir çay parasıdır o. 50 parasına 20 milyar dolarlık tank palet fabrikanı, ulusal bir değerini 25 seneliğine teslim ettiğin Katarlar bile Doğu Akdeniz'de doğal gaz ararken seninle beraber değil, gittiler uzlaştılar, gittiler yardımlaştılar. Kiminle? Senin düşman bellediklerinle. Peki sen İsrail'le hakikaten düşman mısın? Yok. Hayır. Hiç düşmanlığın yok. Ama senin öyle bir kamuoyun var ki her 100 seçmenden 22 seçmenin senin İsrail'e düşman olmanı istiyor. Sen de onlara kendini İsrail'e düşmanmış gibi gösteriyorsun. Yoksa İsrail'e, İsrail'e ne düşmanlığın var senin? İsrail'de can ciğer kuzu sarmasısın sen. Herkes biliyor bunu. Başka kim var? Uzlaşanlar arasında Mısır var. Mısır'la sen kavgalısın. Evet Mısır'la kavgalısın ama el altından görüşüyorsun Mısır'la barışmak için. Şimdi Mısır dirsek koyuyor abi. Ağırdan satıyor kendisini. Ya adamlar 5000-6000 senelik bir kültür abi. Senin kültürün ne? Devletim, milletim için söylemiyorum ha. Ülkeyi yönetenlere söylüyorum. Senin kültürün ne arkadaş? Anlat bakayım bana kültürünü. Senin eğitimin ne? Senin kariyerin ne? Sen nerede yetiştin? Anlat bana ya. Devlet adamlığını nerede öğrendin sen ya? Suçuk imalathanelerinde mi? Salam sosis yaparken mi öğrendin? Yo orada da öğrenemezsin. Orada da zaten... Tövbe tövbe estağfurullah. Ya kimseden söz etmiyorum ya. Salam, sosis ve sucuk yapmanın ne kadar iğrenç bir şey olduğunu anlatıyorum. Şanlarım benim, güzellerim benim. Yani demek istediğim şu. Uzlaşacaksınız. Aynı Katar'ın İsrail'le, İsrail'in Lübnan'la, Lübnan'ın Mısır'la ya da gene İsrail'in Mısır'la. Yunanistan'ın Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Güney Kıbrıs, Rum kesimi. Bize göre Rum kesimi. Avrupa Birliği'ne göre Kuzey Kıbrıs değil, Kıbrıs Rum Cumhuriyeti. Bana göre de değil ama Avrupa Birliği'ne göre, bütün dünyaya göre Kıbrıs Rum Cumhuriyeti. Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ne Kıbrıs, senden başka Kıbrıs, Güney Kıbrıs Rum kesimi diyen bir tek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. O da devlet olarak tanınmıyor. Pasaportları bile yok, paraları bile yok. Paralarını da sen veriyorsun, pasaportlarını da sen veriyorsun. Günah o insanlara. Günah, günah, günah. Neden yapıyorsun bunu? İçeride bir avuç, bir avuç azgın azınlık mutlu olsun diye. Hava alsınlar, sen de onlara gaz veresin diye yapıyorsun. Canlarım benim, güzellerim benim. Böyle dış politika olmaz. Böyle dış politika yapılmaz. Türkiye diyelim ki gerçekten de havasını attı. S-400'leri aldı ki benim için almasında hiçbir sakınca yok. Bakın tekrar ediyorum. Benim için S-400'leri almasında Türkiye'nin hiçbir sakınca yok. Ama arkadaş be bu alım böyle mi olmalı ya? Böyle mi olmalı ya? Sucuk, salam, sosis yapar gibi insanların bütün dünyanın göz önünde mide mi bulandırmalı ya?
S-400 yüzünden kafa tutmadığınız insan bırakmıyorsunuz. Amerikalıları esiyorsunuz, gürlüyorsunuz. Ekonomimizi de siz mahvettiniz diyorsunuz. Ekonomiyi Amerika nasıl mahvetti onu da ayrıca bilmiyorum. Keşke bir anlatsanız. Ama ondan sonra Amerika'nın başkanı bir telefon ettiğinde, telefonla görüştüğünüzde bile Ankara'dan abiniz gelmiş gibi seviniyorsunuz. Memlekette bir bayram havası esiyor sarayda. Ama nasıl bir bayram havası? Ya ayıptır ya. Ya ayıptır, yapmayın ya. Ya kendi seçmenlerinizin içinde %20-25'lik kesimini geri zekalı yerine koyup kandırabilirsiniz. Ama %75 insanı kandıramazsınız ya. Ya devlet adamlığında da aynı komutanlık gibidir. Gerektiğinde ricat edilir. Ricat ederken yeter ki telef olmayalım. Telef etmeyin memleketi. Ricat etmek ayıp değildir ya. Ya bir insanın hücumdan geri çekilmesi ayıpsa futbol takımları 11 kişi giderler rakip kaleye, orada kalırlar abi. Neden geri dönmüyorsunuz? Ayıp abi, biz geri dönmeyiz. Bizim reis geri dönmeyin dedi. Ya böyle şey olur mu ya? Bizim kırmızı çizgimiz rakip takımın 18'inde başlar abi. Oradan geri gelemeyiz biz. Gelmeyin. Bir kova gol görürsünüz kalenizde. Türkiye'nin gördüğü gibi dış politikada. Bir kova gol görüyoruz kalelerimizde. Neden? Yönetmeyi bilmiyorlar ki. Dış politikayı da bilmiyorlar. Hele devlet insanlığını hiç bilmiyorlar. Canlarım benim, güzellerim benim, kardeşlerim benim, evlatlarım benim. Öğrenecekler. Öğrenenler gelecek. Öğrenenler gelecek. Bakın dünyanın en gelişmiş Dışişleri Bakanlığı'nı bunlar manşar diyerek perişan ettiler. Perişan ettiler. Sağa sola savurdular. Hiçbirisinden destek almıyorlar. Danışmıyorlar bile. Ne haldeyiz görüyor musunuz? Dış politikayı imamlar yönetiyor. İngilizce, Fransızca, Almanca bilmeyen imamlar yönetiyor. Ya dış politikada lisan bilmeyen diplomat olur mu? Bizde var. Neymiş? Yanında tercümanı varmış. Ya yapmayın be. Ya yapmayın, ayıptır be. Ayıptır, ayıp. Siz bir ülkeyi yönetiyorsunuz. Arkanızda, sırtınızda 82 milyon insanın sorumluluğu var ya. Utanın be. Utanın. Ama utanmak için insanlarda ağır damarı olmalı. Ağır damarı çatlamış insanlar utanmazlar ki. Bunların da ağır damarları çatlamış. Canlarım benim. Ama bunlar hiç olmazsa şunu öğrensinler ya. Daha önce de defalarca söyledim. Dış politika ve şirketler arası büyük pazarlıklarda. Şirketler arası büyük pazarlıklarda. Hayvan pazarlığında söylemiyorum. Bu hayvan pazarlığı bu. Hani kurbanlık alırken iki tarafın elini tutar birisi, bir kişi. O aracıdır. Sallar böyle. Abine sallar. Birisi 1.000 lira der. Ötekisi 990 lira der. Birisi 999 der. Ötekisi 991 lira der falan. Böyle at pazarlığı yapılır. Dış politikada at pazarlığı yaparak hiçbir yere varamayız. Hiçbir yere varamayız dış politikada at pazarlığı yaparak. Dış politikada uzlaşarak, anlaşarak, iletişim kurarak, ilişkileri sıcaklaştırarak varırız bir yere. Aksi halde böyle olduğu gibi oluruz. Neyse, anneciğimin o güzel sözünü dış politikada prensip edinmeyenlere hatırlatayım. Seyrek git dostuna, dursun ayak üstüne. Sık gidersen dostuna, yatar götü üstüne. Arkadaş, ya bırakın bu Trump'a bu kadar değer vermeyin. Bu Putin'e bu kadar değer vermeyin. Onlar da birer devlet başkanı, siz de birer devlet başkanısınız ya. Ya bırakın Allah aşkına ya. Bu kadar sık aramayın şunları ya. Ya gitmeyin şunlara bu kadar ya. Telefon etmeyin bunlara ya. Bırakın onlar sizi arasın biraz be. Ya sıradan insanlar bile arasında böyle muhabbet olduğunda en seyrek arayan merak edilir. Abi ne oldu be? Ya da abla ne oldu ya? Beni aramıyor ya falan derler. Yapmayın ya. Bana diyorlar ki sen neden bu kadar çok çıkıyorsun ekran başından? Ben kiminle pazarlık yapıyorum? Kimseyle pazarlığım yok benim abi. Ben çıkıyorum, bildiklerimi paylaşıyorum. Alan alıyor, almayan almıyor. Benim devlet yönetme gibi bir sorumluluğum yok. Ben bir televizyon yönetmiyorum. Ben bir gazeteyi yönetmiyorum. Ben bir şirketi yönetmiyorum. Abi ben sadece kendimi yönetiyorum. Kendimi yönetiyorum. Ve sizlerle bildiklerimi paylaşıyorum. Onun için benim çok sık çıkmamın, sizlerin karşısına çok sıktığım zaman siz ayak üstünde durursunuz ya da öbür türlü yatarsınız. Benim için çok mühim değil. Tekrarlıyorum. Çünkü benim için siz özgür bireylersiniz. Siz beni tercih eder dinlersiniz. Tercih etmez dinlemezsiniz. Canlarım benim, güzellerim benim. Saat 15'te görüşmek üzere. Hepinizi sevgiyle öpüyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın güzellerim.